Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan herkese mutlu akşamlar dilerim. Bu akşam Haber Artı programında 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala sanatçıların tavrını konuşacağız. Sanat camiasında erken seçim nasıl yankılandı onu konuşacağız. Ulusal kanal olarak toplumun her kesiminin sesini ve 24 Haziran'a ilişkin tavrını ulusal kanal ekranlarına taşıyoruz, taşımaya devam ediyoruz. Bu akşam da ifade ettiğim gibi sanatçıların tavrını konuşacağız. Önemli ve değerli bir konuğumuz olacak. Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İnce Özdil bizimle olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler. Değerli izleyenler, telefon bağlantılarımız da olacak ilerleyen dakikalarda. Şimdilik Sayın Özdil ile stüdyo konuğumuz olarak yayınımızı sürdüreceğiz. Sayın Özdil, 24 Haziran baskın erken seçimi sanat camiasında nasıl yankılandı? İsterseniz önce oradan başlayalım. Tabii çok büyük tepkiyle karşılandı. Çünkü hiçbir dayanağı yok, hukuku hazırlanmamış, uyum yasaları hazırlanmamış, böyle apar topar bir mesnetsiz bir seçim olarak değerlendirildi ya da bir kaçış seçimi. Yani bir şeyler saklanıyor, aman onlar çıkmasın da bir an önce seçimle biz bunu örtbas edelim ve tekrar iktidarı elimizde tutalım gibi böyle bir algı var. Bütün sanatçılarda bu şekilde. Ama bir yandan da AKP hükümetinden kurtulma isteği var. Bütün sanatçı arkadaşlarımıza, yani istisnasız diyebilirim. %90 arkadaşımız, yani bir genellemeleri sevmiyorum ama oran bayağı yüksek ki AKP hükümetinden kurtulmak istiyor. Bir yandan da öyle bir acaba bir umut olabilir mi diye. Ama tabii ki tarih son derece uyumsuz. Yani şu andaki yaşadığımız sürece uyumsuz bir tarih. Hukuku hazırlanmadı, altyapısı hazırlanmadı, uyum yasaları hazırlanmadı. Böyle apar topar işte bir gecede bir şeyler oluyor. Biz bekledik ki hani Cumhuriyet Halk Partisi işte bir çıkış yapar, ne bileyim, daha uyum yasaları yapılmadı, seçimin zamanı değil, bunları hazırlayalım ondan sonra seçime girelim gibi bir tepki bekledi arkadaşlarımız açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ama tamamen tam tersi oldu. Hepsi Anayasa Komisyonu'nda el kaldırdılar ve onay verdiler bu apar topar tarihi. O büyük bir hayal kırıklığı yarattı bütün sanatçı arkadaşlarımızla. Şimdi ben arkadaşlarla konuşuyorum. Yani diyorum ki meclisteki 3 parti, ötekini parti olarak saymıyoruz biliyorsunuz. PKK'nın siyasi uzantısı olarak değerlendiriyoruz. Sanat adına, sanatçılar için ne yaptı? Yani Türkiye meselelerini görüyoruz. İşte son Suriye'ye atılan füzelerde nasıl hepsi Amerika'nın füzelerini alkışladılar. Bu hepimizi yaraladı. Yani bakıyoruz, bu 3 partiden hiçbir destek, hiçbir şey yok. 16 yıldır ne doğru düz bir muhalefet var. Yalnızca birbirlerini yıkıcı sövmeler. Bunlar hiçbirimizin hoşuna gitmiyor açıkçası. Sanatçıların hoşuna gitmiyor. Bu Suriye meselesinde de ben Suriye'ye gittiğim için oradaki arkadaşlarımın... Evet, Şam'da bir konser vermişsiniz. Evet, oradaki o... Hepsi kahraman. Yani sanatçı dediğiniz budur gerçekten. Son derece yaptıkları işe bağlı, ülkelerine bağlı, müthiş bir vatan sevgileri var. Ve halkın moralini hep ayakta tutmak için hiç aksatmadan konserlerini veriyorlar. Orada toplar patlıyor, işte mermiler düşüyor, 6 kişi öldü tam şeyin girerken, konser salonuna girerken havan mermisi isabet ediyor. Orada 6 arkadaşları gidiyor. Daha yeni bir ay önce birkaç arkadaşlarını daha kaybettiler. Tabii bunlar çok üzücü ama kesinlikle yılma yok. Çalışmalarına devam ediyorlar. Konserlerini gümbür gümbür konserler veriyorlar. Geçen Ocak ayında da bir 25. yıl kutlamaları oldu. Benden de mesaj istediler. Sen de bize bir mesaj hazırlar mısın? Ben de seve seve dedim ve Suriye Devlet Senfoni Orkestrası'nın 25. yılı, kuruluş yıllarını
kutlamak üzere çok güzel bir mesaj hazırladık ve onu gönderdik Şam'a. Tam konserden önce de, konsere başlamadan önce de göstermişler. Sayın Bayan Esat da oradaymış konserde. Çok mutlu olmuşlar. Gazetelerde çıkmış bizim hazırladığımız video. Bu tabii bizleri çok memnun etti. Şöyle, yani sanat her zaman dostluğu ve kültürleri, insanları birbirlerine kaynaştırır. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetlerini hiç beğenmiyorlardı ben gittiğimde. Hakikaten çok Suriye'ye darbe vurucu siyasetler yürütüyordu. Ama onlar hiçbir zaman bizi Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğinde değerlendirmediler. Onlar Türk, onlar kardeşlerimiz, dostlarımız diyerek hep sarıldılar. Hatta ayrılırken, birbirimizden ayrılırken bayağı hüzünlü dakikalar yaşadık, sarıldık. Direnin dedik, yaşamaya devam edin. Böyle güzel şeyler. Yani şimdi Suriye ile ilgili politikaları, siyasetleri görüyoruz. Oradaki sanatçılarımızı ve Suriyeli sanatçıları, onların dostluklarını görüyoruz. Bu tarafta Beşar Esad düşmanlığını görüyoruz. Sanatçıların Beşar Esad sevgisini görüyoruz. Ona olan güvenlerini görüyoruz. Biz kazanacağız deyişlerini görüyoruz. Tabii burada çelişkiler var. Yani bir ülkenin siyasetinde o Amerikan füzelerini alkışlamak değil, çünkü Amerika şu anda Türkiye'nin düşmanı. Ne yapıyor? Mehmetçiğe kurşun sıkıyor. Yetmiyor. İşte PKK'yı, PYD'yi, kendi enstrümanları var. Onlar bizim kara gücümüz diyor. Onlar aracılığıyla ellerine kurşunları, silahları, binlerce tır silah veriyor ve orada Mehmetçiği vuruyor. Böyle bir ülkeye dost gözüyle bakmaları, müttefik, biz müttefikiz demeleri tabii ki her iki halkı da rencide ediyor. Yani hem Suriye halkını hem Türk halkını son derece rahatsız ediyor. Yani Türk milleti böyle bir yönetime layık değil. Sayın Özgür, bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi AKP'den sanat camiasında yoğun bir kurtulma talebi ve isteği var dediniz. Evet. Bunun nedenini AKP'nin şöyle geçmişe dönük 16 yıllık iktidarı boyunca sanata gösterdiği tavır ya da sanata verdiği değer ya da değersizlikten mi kaynaklanıyor? Nasıl bir sanat bıraktılar geçmiş 16 yılda? Valla enkaza çevirmeye çalıştılar. Sanat kurumlarının kanunlarını değiştirmeye çalıştılar. Biliyorsunuz TÜSAK yasa tasarısını tam bir yıkımdı. Bütün devlet kurumlarını kapatmak, başka bir isimle onların hepsini özelleştirmek, bütün telif haklarını el koyuyor. Bilmem. Yani son derece tam bir yamyam yasaydı o. Sanata karşı bir yamyam, yamyam yasasıydı. Tabii o zaman ben Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefiydim. Bu TÜSAK gündeme gelince dedik eyvah, ben bununla ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Buna karşı direnmemiz gerekiyor. Sanatçıların birçoğunun çok fazla haberi yoktu. Aa işte biz bazı şeyleri değiştirelim, şu iyi olabilir, bu iyi olabilir diye kanunlarını, kendi kanunlarını bu yamyam şeylerin, yamyam kafaların önüne koymaya kalktılar. O yasalarda güzel güzel değişiklikler yapacaklarını sandılar. Tabii tam tersine o yasaları tamamen çiğnemeye yönelik son derece tehlikeli bir uygulama içerisine girmişlerdi ki o kuyruğundan yakaladık. Ben emeklilik dilekçemi verdim ve TÜSAK'a karşı çok ciddi bir savaş başlattım sanatçı arkadaşlarımla birlikte. Ve TÜSAK'ı tabii ki bozguna uğrattık. Ancak şimdi böyle ucundan ucundan son derece sanatçılara zarar verici uygulamalar yapmaya çalışıyorlar. Bir defa kadrolara sanatçı alımını tamamen durdurdular. Yani hiçbir devlet sanat kurumu, ne opera ne bale,
ne tiyatro, ne senfoni orkestraları, ne de korolar. Hiçbir şekilde sanatçı alamıyorlar kadrolarını. Ne yapıyorlar? Son derece felaket bir sistemle, o sistem de şu, süreli sözleşmeli, günlük yevmiyeli takviye sanatçı uygulamasına geçtiler. Ben böyle bir sanat tarifi, sanatçı tarifi dünyanın hiçbir yerinde duymadım. Süreli sözleşmeli, günlük yevmiyeli takviye misafir sanatçı. Bununla, yani böyle bir uygulamaya getirerek sanatçıları tamamen devlet kadrolarından uzaklaştırıyorlar. Telefonla çağırma usulü, hiçbir devlet güvenceleri yok. Bugün eğer orkestrada çalabiliyorsa karnını doyurabiliyor, ertesi gün işsiz. Mesela Haziran'la Eylül arasında devlet kurumları, onların yasal tatilleri vardır. O tatil arasında hiçbir şekilde maaşları yok. İşsizler ve açlar. Böyle bir uygulama getirmeye çalışıyorlar. Buna da işte performansa dayalı sistem. Ne performansı? Yani o kadar saçma ki sahneye çıkmış, enstrümanını çalıyor sanatçı. Ya da oyununu oynuyor, opera çıkıyor, işte temsilini yapıyor. Zaten performans ortada. Performansa dayalı sistem ne demek? Zaten orada oynuyor, çalıyor, konser veriyor. Böyle saçma sapan, dayanaksız, mesnetsiz bir uygulamaya geçildi. Bu hakikaten AKP hükümetinin sanata ve özellikle göz nuruyla yetiştirdiğimiz, büyük emeklerle yetiştirdiğimiz o genç sanatçı çocuklarımızın geleceğini tamamen karartıyor bu uygulama. Bu mesela Vatan Partisi iktidar olduğu zaman bu tür uygulamaları tamamen kaldıracak. Onu soracağım. Tamamen nasıl bir sanat dünyası olmalı onu da soracağım ama şunu da sormak istiyorum. Son bir olay yaşanmıştı, tartışmalı olay mecliste. Kadın oyuncuların sahne dışı bırakılması, sahneye çıkartılmaması gibi bir tartışma vardı ve AKP'nin meclis başkanı İsmail Kahraman'ın talimatı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu tartışma da vardı. Bunun üzerinden de değerlendirme yapar mısınız? Evet, biz sanatçı arkadaşlar, Türkiye Sanatçılar Birliği olarak biz hemen bir basın açıklaması yaptık. Burada çok ciddi bir biraz gevşek bir tutum olduğunu görüyoruz. Bir defa İsmail Kahraman'ın yapmış olduğu davranış tamamen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırı. Orada çok büyük bir hata var. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre cinsiyet ayrımı, ırk, cinsiyet, işte din, hiçbir ayrım yapamazsınız. Bunlar hukuka aykırıdır. O sırada Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün hemen müdahale edip bu 657'ye aykırı, böyle bir uygulama yapamayız deyip bunu reddetmesi gerekiyordu. Fakat öyle bir reddetme söz konusu değil. Doğru, bu yapılmış. Maalesef kadın oyuncular sahnenin bir yan tarafına atılmış. Ve o şekilde, yani reji de değiştirilmiş ona göre. Tabii o bütün sanat camiasını da büyük tepkilere yol açtı. Kimse kabul etmedi böyle bir şeyi. Yani böyle bir emir verildiğinde normal olanı, bizler kadınlığıyla, erkeğiyle sahnelerimizde yer alan laik Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın sanatçılarıyız. Bunun gereği de orada bir tavır koymaktı. Sonsuza kadar da biz kadınıyla erkeğiyle hep birlikte hepimiz sahneleri aydınlatmaya devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımız sonsuzdur. Yani burada AKP sanat dünyasının aydınlanmacı kimliğine geçmiş 16 yılda büyük darbeler vurdu diyebiliriz. Evet, yani çok çok büyük darbeler vurdu. Biz hani kazasız belasız bu hükümeti atlatmaya çalışıyoruz ama böyle bir muhalefet olduğu sürece mecliste
bu AKP hükümeti ne atlatmak biraz zor. Evet. Yani basiretli, doğru politikalar, doğru siyasetler izleyen dirayetli liderlerle meclis. Peki yaşamalı. O doğru politikalar nelerdir? Nasıl bir sanat dünyasında doğru politika üretilir? O sorunun yanıtını kısa bir reklam arasında sonra alacağım efendim. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası. Değerli izleyenler, Haber Artı'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İnce Özdil'i ağırlıyoruz. AKP'nin geçmiş 16 yılda nasıl bir sanat dünyası bıraktığını, sanattan hangi tahribatlar yarattı onları konuştuk kendisiyle. Konuşmaya devam edeceğiz. Telefon bağlantılarımız olacağını yayınımızın ilk başında söylemiştim. Eğer Tunç Günbay değerli izleyenler telefon bağlantısı yapacağız. Yönetmen arkadaşım hazırsa telefon bağlantımızı Sayın Tunç Günbay ile yapalım. Evet, birazdan Sayın Günbay sesimi duyuyor musunuz acaba? Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Günbay, evet 24 Haziran'a az sayılı günler kaldı. 24 Haziran seçimleri tartışılıyor, adaylar tartışılıyor. Partilerin tabii birçok politikasının yanı sıra sanata verdiği değer de tartışılıyor. Yani bu çerçevede siz nasıl bir Türkiye'de sanat dünyası olmasını bekliyorsunuz ve bu politikaya sahip parti lider nerede görüyorsunuz? İmza verdiğiniz de biliniyor. Adaylık için, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için neler söyleyeceksiniz? Efendim bizim bu konudaki en büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz. Biz feyizimizi, izimizi ondan almışız. O bizim ışığımız. En büyük ışığımız o. Sanatçılara verdiği değer de ortada. Birçok Avrupa ülkeleri daha kendilerini geliştirirken ulu önderimiz Cumhuriyeti kurduktan sonra sanata ve sanatçıya çok büyük önem verdi. Ve devlet konservatuvarının kurulmasında gerekse sanatçıların yetiştirilmesi için değerli Avrupa'daki hocaları Türkiye'ye getirdi. Ve büyük bir devrim yaptı sanatta da. Birçok konuda devrim yaptığı gibi sanatta da çok büyük bir devrim yaptı. Ama o dönemler biliyorsunuz 1923'te 95 yıl geçti aşağı yukarı. 23'ten bu yana geldik 2018. Fakat daha ileri gitmemiz gerekirken daha geriye gittik. Şimdi beni en çok üzen bu. Biliyorsunuz bizim bir Atatürk Kültür Merkezimiz vardı. Dünyada 4 sanat kültür merkezlerinden bir tanesiydi. Şimdi yok. Şimdi diyorlar ki biz yıkacağız, yenisini yapacağız. Biz sizden yıkıp da yenisini yapmanızı istemedik mi? Bizim zaten vardı. Ha siz başka bir yere bunu yapacaksanız tabii ki teşekkür ederiz, yapın. 1949'da açılan, İnce Hanım da çok iyi bilir, Ankara Devlet Operası binasında, Ankara'da, başkent, Türkiye'nin başkentinde gördüğünüz gibi yine yıl 2018, bir tek opera binamız var. 1949'da yapılan opera binası. Şimdi biz ileri mi gitmişiz, size soruyorum, geriye mi gitmişiz? Doğru mu? Evet. Şimdi tabii eğer biraz da siyasete gelecek olursak, sanatçılar tüm sanatçılar derneği de Türkiye Sanatçılar Birliği olarak parlamenter sisteme bağlılığımız, yani ulu önderin öngördüğü parlamenter sisteme bağlı bir sistemi öngörüyoruz bu ülkemizde. Yani biz doğru bir sistemle yönetiliyoruz ama bazı çarpıklıklar yapılmış, yaşanmış olabilir. Ama bunu niye değiştiriyoruz? Bunun üstünde oynayalım. Farklı bir yönetim şeklini kabulleneceğimizi zannetmiyorum bu ülkenin ve halkımızın. Biz milletimizle beraber ülkesini yöneten bir ülkeyiz. Cumhuriyetin amacı da bu zaten, öyle değil mi? Evet. Onun için de benim isteğim bu. İnşallah
hayırlısı olur. Çok çabuk oldu tabii bu 24 Haziran'ı. Hiç beklemiyorduk. Ama böyle oldu. Biz de ona göre çalışmalarımızı, hazırlığımızı yapacağız. İnşallah başarılı oluruz. Ülkemizin refahlı bir şekilde milli hükümete dayalı vatanseverler de oluşan bir hükümeti olsun istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Yani vatansever ve milli hükümet istiyoruz biz. Evet. Sanata değer veren, halkına değer veren, işçisine, işçi kesimine, memur kesimine değer veren yönetim şekli istiyoruz. Sayın Günbay, siz Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren sanatçı isimlerden, değerli isimlerden birisiniz. Tabii diğer ki. Sanatçı dostlarınıza da çağrı yapar mısınız ulusal kanal aracılığıyla? Tabii ki. Tüm sanatçı arkadaşlarıma, Türkiye'de bulunan tüm vatansever sanatçı arkadaşlarıma da değerli insan, değerli siyasetçi ve ülkemizi yurt dışında Ermeni olaylarında büyük duruşuyla, öncü duruşuyla büyük bir sınıf atlatan Doğu Perinçek'e imza vermeye çağırıyorum bütün sanatçı arkadaşlarımı ve halkımızı da tabii. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Günbay yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Başarılı programlar diliyorum. İnci Hanım'a tekrar iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Saygılar, sağ olun. Hepinize. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli izleyenler, tiyatro oyuncusu Sayın Tunç Günbay 24 Haziran erken seçim kararını değerlendirdi ve 24 Haziran seçimlerinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren isimlerden birisi ve aynı zamanda değerli sanatçı dostlarına da buradan Perinçek'in adaylığı için, Sayın Perinçek'in adaylığı için imza vermeleri konusunda çağrısını da yaptı. Sayın Hocam, sizinle devam edelim. Birazdan yine telefon bağlantımız olacak değerli izleyenler. Besteci Sıdıka Özdil'e bağlanacağız. Onun da yorum ve görüşlerini alacağız. Şimdi biz Sayın İnci Özdil'le devam ediyoruz. Efendim, Türkiye'de nasıl bir sanat olmalı, sanat dünyası olmalı? Bunu yapacak, üretecek bir parti olarak nereye işaret ediyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Kültür Bakanlığı sanatın polisisini, yani Türkiye çapında sanatın dağılımını yapacak olan en önemli bakanlıklardan biri Kültür Bakanlığı. Birçok bölümleri var biliyorsunuz. İşte sahne sanatları var, işte opera, bale, tiyatro, müzikle ilgili olarak devlet senfoni orkestraları var, korolar var, işte sinema var. Özel tiyatrolara katkı yapmak için bir bütçeleri var falan. Yani müzeler, şu bu. Hakikaten Türkiye'nin bütün sanat hayatına, kültür ve sanat hayatına bir ağ gibi yayılacak olan bakanlık Kültür Bakanlığı. Şimdi öyle mi? Hayır. Şu anda Kültür Bakanlığı yalnızca 6 şehirde bakanlığa rağmen bir şeyler yapmaya çalışan sanat kurumlarımız var. Halbuki tam tersine, ne kadar vilayetimiz, ne kadar şehrimiz varsa o şehirlerde mutlaka tiyatroların, opera, balelerin, senfoni orkestralarının, koroların mutlaka kurulması gerekiyor. Bununla birlikte bu kurumlar geldiği anda eğitimi de gelir bulundukları yerlerde. Bir defa okullarda müzik, resim, işte heykel, ne bileyim sinema bile, oyunculuk dersleri, bunlar çok rahat verilebilir çocukla. Çocuk yaşta onlar çok rahat öğrenebilirler. Bunun eğitimini verecek olan kadroları yetiştirmek lazım. Yetişmiş olan kadroları da çok iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Belediyelerle mutlaka Kültür Bakanlığı'nın bir işbirliği içerisinde çalışmaları gerekiyor. Çünkü belediyeler aracılığıyla da birçok sanat kurumu kurulabilir, sanat eğitimi verilebilir, halkla sanatı buluşturabiliriz çok rahatlıkla. Tabii bu tamamen planlama işi, yapılamayacak bir iş değil, basit. Yeter ki sizin dirayetiniz ve isteğiniz olsun bu iş için. Ama AKP'de şimdiye kadar hiçbir şekilde böyle bir dirayet görmedik. Tam tersine sanat kurumlarını çok ciddi, işte gözümüzün önünde heykellerimizi doğradılar. Koca koca heykellerimizi, Mehmet Aksoy'un heykelini hatırlıyorsunuz.
sergilerimiz basıldı, konserlerimiz basıldı. Bir sergi açmak istiyor Türkiye Sanatçılar Birliği, galeri bulamıyoruz. O hale gelmiş ki devletin elindeki galeriler dahi yok edilmiş, bitirilmiş. Müzelere gidiyoruz, ören yerlerimize gidiyoruz. Ören yerleri atıl durumda. Doğru dürüst bakan eden yok, ilgilenen yok, kadrolar yok, yetişmiş kadrolar öteleniyor. O onun tanıdığı, bu bunun tanıdığı. Torpilli kadrolar, hiçbir şeyden anlamayan kadrolar. Tabii bu liyakatı tekrar devletin içerisine getirmek gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka devletin desteği olmadan Türkiye'de veya diğer ülkelerde, hiçbir ülkede sanatı yaşatmanız mümkün değildir. Mutlaka ve mutlaka devlet desteği olması gerekiyor. Sanatçılara, özellikle görsel sanatlarla uğraşan ressamlarımıza, heykeltıraşlarımıza, onlara atölyeler hazırlamak gerekiyor. O atölyelerde çalışabilmeleri için harcadığı elektrik, şu bu, bunların hepsini devlet tarafından onlara geri ödenmesi lazım. Evet. Yani bu uygulamaları mutlaka getirmemiz gerekiyor. Peki bu uygulamalar hangi liderle getirebilirsiniz? Onu da soracağım ama ondan önce telefon hattımızda besteci Sayın Sıdıka Özdil hazırmış. Sayın Özdil, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler efendim. Efendim, 24 Haziran'da Türkiye erken seçime gidiyor. Sanatçıların tavrını konuşuyoruz Sayın İnce Özdil'le. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir iktidarla Türkiye'de nasıl bir sanat kurulmalı? Bir kere bu sanat meselesinde AKP'nin karnesi, bu 16 yıllık karne zayıfın da altında. Artık konuşmaya bile utanç duyuyorum yaptıkları her saldırıdan ötürü. Sanata ve sanatçıya her türlü saldırı yapıldı. Bu şunun için çok önemli, bunu değerlendirmek ve sanatçı arkadaşlarımın da bunu göz önünde bulunarak bu seçim, baskın seçim ya da her neyse adı, bence ahlak dışı bir seçim bu. Biz müzisyenler ilk önce ahlak deriz. Bizim için çok önemlidir. Verilen sözler önemlidir. Kurallar vardır. O kurallara uymak önemlidir. Ben gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin tamamının, gerekse iktidar partisinin bu ahlakı göstermediğini, bir kere 2019'dan da buraya çektikleri için ve böyle çok kısa bir sürede seçimleri yapmak gibi bir küçük kumpaslar, işte onun ayağının altından halıyı çekme gibi şeylere girmelerini kınıyorum açıkçası. Hem bir vatandaş olarak hem de bir sanatçı olarak. Şunun için kınıyorum. Ben bir besteciyim. Eserlerimi iyi planlarım ve planlamanın gerekliliğini gayet iyi bilirim. Eğer eserin başından sonunu planlamazsanız o eser çöker ve çökmeye mahkumdur. Dolayısıyla AKP'nin bu son yaptığı hamleyi de direkt çökmüş olarak görüyorum. Bir şey daha var, yine kendi mesleğimden örnek vermek gerekirse, biz beynimizle, aklımızla kalbimizi birleştiren insanlarız. Fakat bunu yaparken bir şeye çok dikkat ederiz. Eğer bir besteci olarak, bir kompozitör olarak bir sonraki yüzyılda hesaplamazsanız, ayakta kalmayı hesaplamazsanız zaten hiç başlamayın bu işe, yapmayın. Bir siyasetçiden de beklediğimiz, hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği bu değerli, bu güzel, dünyanın en güzel ülkesini bir sonraki yüzyıla taşıyacak programı, bilinci, bilimi, aklı tamamen çöpe attıkları için de kendilerine gerçekten kızgınım, ama muhalefeti de dışında bırakmıyorum. Çünkü bana göre, çünkü
Yine eser yazarken mutlaka birbirine ters şeyleri bir araya getirir. Yani şimdi İnce Özdil orada, orkestra şefi, orkestrada tek bir ses yoktur, çok sessizdir. Hepsinin uyumudur. Yazdığımız eserler de öyledir. Onları barındırabilecek ve en önemlisi o eserin de sonunda sunduğumuz seyircilere, halka veya kalacak olan bir sonraki yüzyıla umut vermesi önemlidir. Ve kaliteli olması önemlidir. Estetik ölçülerde olması gerekir. Şimdi bakıyorsunuz bu 16 yıllık iktidarı boyunca ne yapmış? Ben geçen havaalanına giderken, Ankara'da havaalanına giderken şöyle bir baktım. Mimari özel alanımdır. Çok ilgi alanlarımdan bir tanesi. Zaten bütün sanat dallarını da bir arada düşünüyorum. Etrafınıza bir bakın Allah'ınızın aşkına. Bu kadar çirkin yapıları bir arada görebildiniz mi? Başka bir ülkede de yok. Bu kadar çirkin bir Ankara beklemiyorum. Ben Ankara'da doğdum. Ama bu ben 1960 doğumluyum. Hiç de saklamayacağım. Bir devrimin çocuğuyum. Tutup da Ankara'mı bu şekilde görmeyi hiç ama hiç istemezdim. Gerçekten üzgünüm. İşte orada zaten belli oluyor. Bakınız bir sanatçının etrafı çok önemlidir. Yaşadığı ortam kültürü taşıyacak olan bizler için çok önemlidir. Eğer etrafınızdaki yapılar ve en önemlisi toplumsal olaylar, toplumun kendisi yüksek seviyede değilse düşünce açısından, estetik açıdan bilim, akıl, mantık ve duygu açısından eğer yükseklerde değilse sizin hiçbir zaman bir şeyler yazmaya, bestelemeye ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü heyecanınız yok olur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde şu İstiklal Marşı tartışmasında, ha bir de ona biliyorsunuz saldırı vardı. Yani İstiklal Marşı'na bile saldıran garip bir yapıdan bahsediyoruz. İstiklal Marşı'mızın bestecisi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da kurucusudur. Ve o heyecanla o öyle bir marş bestelemiş. Biz hala o heyecanı duyuyoruz. Diyor ki kendisi şöyle heyecan yapacak, bize heyecan verecek bir eser bestelenemedi. Ne bekliyorsunuz yani yaptığınız bütün şeylerden sonra? Hem sanat eserlerinin içine tükürün, dilim dilim doğrayın. Ondan sonra bir bale gösterisinde topuklarınızı seyredin. Baleye bakamayın. Yobaz bir kültürü bu ülkeye dayatın. Atatürk'ümüzün devrimlerinden uzaklaşın. Ondan sonra da heyecan bekleyin. Tabii ki bizim de heyecanımız kalmaz. Ama bir konuda heyecanımız tam. O da gelecek kuşakları hiç merak etmeyin. O devrimi, Atatürk devrimlerini en az bizim kadar özümsemiş, önemseyen nesilleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları önümüze koyacağız. O zaman heyecanınızı göreceksiniz. Sadece AKP değil. Diğer partilerde, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partileri benim eleştirim. Muhalefet olmazsa iktidar sonsuza kadar bu şekilde kötü işler yapmaya devam eder. Muhalefetin çok güçlü olması lazım. Onun için onlara da sözüm. Dik durmalılar ve daha da önemlisi kendilerine özgü, bakın başka bir önemli olay da bestecilik doğrudur. Kimliğinizle, kişiliğinizle, fikirlerinizle ayakta durmak zorundasınız. Kendinize has bir programınızın, bir yazış stilinizin olması lazım. Bence tüm partilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin ilk önce ahlak, ondan sonra kendilerine özgü, Türkiye'yi,
çok 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 daha ötelere taşıyabilecek programı yaratmaya ihtiyaçları var. Biraz önce sordunuz, 24 Haziran'daki seçimin nedir? Tabii ki Vatan Partisi. Çünkü ben inanıyorum ki Sayın Doğu Perinçek daha önceden de izlediğim gibi tüm öngörülerinde, şu benim görmek zorundasınız. Daha önceden bilmek zorundasınız. Bir sonraki yüzyılı görmek zorundasınız meselesi. O aşamada izlediğimde tüm öngörüleri doğru çıktı. Şimdi de ekonomik açıdan son derece tehlikeli bir durumda duran Türkiye'nin geleceği hakkında konuşuyor. Onun için o 100 bin imzanın içinde olacağım tabii ki. Bakınız, başka sanatçı arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyorlar. Bizim önümüzde ne yapacağınızı koyun. Birbirinizle didişmeyi değil, birbirinizle kavga etmeyi koymayın lütfen. Ne yapacaksınız? Çünkü biz şu anda bir ateş çemberinin ortasında bir ülkeyiz. Tamam, yüzlerce yıldır böyleyiz. Çok önemli jeopolitik bir ülkenin üstünde yaşıyoruz. Her zaman için tehlikede olmuştur bu ülke, ama bu ateş çemberinin yarılmasında ve Türkiye'mizi dışarıya, bu ateş çemberinin dışına çıkaracak, bizi güzel ve kaliteli yaşama kavuşturacak önerileriniz nedir? Programınız nedir? Nasıl yapacaksınız? En önemlisi, o hedeflerinize nasıl ulaşacaksınız? Çünkü bir de böyle ortalardan atmalar var. Onlar da inandırıcı değil. İnandırıcı bir programla bence Türkiye'nin önüne gelmeliler. Ben Doğu Perinçek'in söylediklerini ve Vatan Partisi'nin çalışma esaslarını görüyorum. Çünkü ne kadar fedakarca çalışıyorlar. Onların o çabalarının ve kadrolarının, Vatan Partisi'nin kadrolarının Türkiye'yi bir sonraki yüzyıla taşımakta daha becerikli olacağına inandığım için 100 bin imzanın arasında olacağım. Ediyorum Sayın Özdil. Yine sizinle birlikte olan değerli diğer dostlarınıza da imza çağrınız var mı? Son olarak eğer varsa onu da alalım. İmza çağrım tabii ki. Zaten konuşuyorum da tüm dostlarımızla. Tabii ki var. Çünkü bizler, biz sanatçılar geleceği görmek zorundayız. Geleceği görmeden günlük yaşayamayız. Geleceğimiz bizim için çok önemlidir. Ve bu geleceğimizde ben Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin sürdürülmesinin garantisini istiyorum. O nedenle de benimle aynı fikirde birçok arkadaşım, birçok sanatçı arkadaşımla ilk önce bu antidemokratik seçimde ciddi şekilde mağdur edilen ve bizim seçilme hakkımızı elimizden alan bu hukuksuzluğa karşı o 100 bin imzanın içinde olmaya davet ediyorum. Bence bu sanatçılar olarak biz çünkü özgürlüğümüze son derece düşkünüzdür. Seçme hakkımızı elimizden alamazlar. Bunu da göstermek için özgürlüğümüzün nerelerde korunmasını gerektiğini göstermeleri için de o 100 bin imzanın arasında olmaları çağrısında bulunuyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Sıdıka Özdil. Değerli izleyenler, besteci Sıdıka Özdil, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in adaylığına ilişkin 100 bin imza verenler arasında olacağını ve diğer sanatçı dostlarını da az önce Sayın Tiyatro Sanatçısı, Tiyatro Oyuncusu Tunç Günbay gibi davet etti, çağrıda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre seçmen bizzat bağlı olduğu seçim kurullarına 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında gidip aday göstermek istediği kişi için başvuru yapması gerekiyor. O tarihi de hatırlatmış olalım. Efendim, süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz.
Son olarak yani siz de daha önce Cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Pençe'nin adayına imza verdiniz. Zaten Vatan Partisi üyesiniz. Vatan Partisi'nin içerisinde Vatan Partisi lideri Doğu Pençe'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren isim Tunç Günbay, Sıdıka Özdil, İnce Özdil'den mi ibaret? Yoksa daha fazla isim mi var? Arkadaşlarımız akın akın geliyorlar. Ben Vatan Partisi üyesi olmaktan da gurur duyan bir sanatçıyım. Ben arkadaşlarıma da bunu büyük bir gururla söylüyorum. Arkadaşlarım biliyor. Mesela geçen imza veren Sayın Süleyman Tekcan, ressam, heykeltıraş, Adnan Bin Yazar var, Tuncer Cücenoğlu, Muzaffer Akyol, Hidayet Karakuş, Osman Şahin, Müjdat Gezen, Ertuğrul Ateş, Tülin Onat, Doğan Canku, Adviye Bal, Mustafa Bilgin ve daha da gelecek bu imzalara katılan. Çünkü her an sürekli arkadaşlarımız arıyor. Her an bir imzacı arkadaşımız ekleniyor bu listeye. Yani neden Doğu Perinçek'in adaylığı için, Sayın Perinçek'in adaylığı için bu listeye ekleniyor sanatçılar? Nedeni şu, anlatıyoruz. Yaşadıkları da ortada zaten. Meclisi ortadan kaldırmaya kalkan başkanlık sistemi diye tek adamlık bir rejimi getirmeye çalışan bir sisteme sanatçıların evet demesi mümkün değil. Mutlaka buna bir şekilde karşı çıkacak. Yani çok seslilikten tek sesliliğe geçiş. Biz bunu kabul etmeyiz. Arkadaşlarımız bunu görüyor. Ayrıca Vatan Partisi'ne yapılan hukuksuzluğu da görüyor. Yurt dışındaki Vatan Partili üyelerimiz biliyorsunuz 3 milyon belki daha da fazla Vatan Partisi üyesi var. Onların hiçbirisi Cumhurbaşkanı olarak kendi genel başkanlarını aday gösteremeyecek. Yasak. Ankara'ya gelmeleri gerekiyor. Şimdi Avustralya'da bizim üyelerimiz var. Amerika'da üyelerimiz var. Kıtalar arası nasıl gelecek? Böyle bir şey mümkün değil. Bu tamamen Doğu Perinçek'in dirayetli siyasetine karşı bir korkaklık gösterisi bence. Bu tamamen korku. Korku dağları sarmış. Çünkü Sayın Doğu Perinçek sanatı çok seven, sanatçıları çok seven, onları her zaman takdir eden, ben hani kendi açımdan konuşuyorum, ülke siyaseti zaten ortada. Şu anda bütün AKP hükümetinin yapmış olduğu yanlışlardan dönmesi için sürekli Doğu Perinçek'in yönlendirmesi söz konusu. İşte Rusya'nın uçağını düşürdü, hemen Vatan Partisi devreye girdi. Hatta şair arkadaşımız Hüseyin Haydar hemen bir şiir yazdı ve Rusya'da olay oldu biliyorsunuz. O şiirle Rus halkı dediler. Yani bu burada bir iş var. Türk milletinin böyle bir niyeti yok. Türkiye'nin böyle bir niyeti yok. Ve hemen iki halk o sanatla, o şiirle birbirlerini anladılar ve kucaklaştılar. O şiirin çok önemi vardır. Ve tabii ki Vatan Partisi'nin müthiş mücadelesi devreye girmesi. Aynı şekilde Suriye ile ilgili de Vatan Partisi sürekli çabalar gösteriyor. Ermeni soykırım yalanını artık bütün dünya biliyor. Perinçek İsviçre davası diye bütün dünyayı dize getirdi. Türkiye'ye çok büyük hizmetleri var. Daha meclise dahi giremedi parti ama büyük hizmetler yapıyor. Önünü açıyor Türkiye'nin. Çin'e gidecek, Çin'de bir sürü görüşmeleri olacak. Orada Çin'de partilerin, bütün ülke partilerinin yapılanmasıyla ilgili çalışmaları olacak. Bir defa Türkiye'nin Avrasya'daki yerini güttüğü politikalarla sağlam ayaklarının üzerine dikmeyi başardı. Türkiye'nin Avrasya politikalarını ama biz yapıyoruz, oradan bozuyor. Yani bu hükümetin artık Türkiye'yi yönetemeyeceği son derece açık. Evet. Sanatla ilgili konuları bahsettik ama yani Türkiye genelinde hakikaten artık AKP hükümeti ve MHP ortaklığı iflas etmiş durumda bence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendisine çeki düzen vermesi lazım. Elinde lollipopla adalet diye
PKK ile ve Fethullah'la yürürse orada adaleti de sağlamak mümkün değil. İşte böyle bir maalesef içinde olan bir ne denir, bir muhalefet partisi oluyor. 16 yıldır da AKP hükümeti başta. Son dakikanın içerisine girdik efendim. Bitireceğim. Son olarak buradan izleyenlere ve sanatçı dostlara çağrınız var mı? Ben bütün sanatçı arkadaşlarımı bu acılara yeter artık demelerini istiyorum. Yeter artık. Önce Türkiye'mizi düşünelim. Sanatımızı doğru politikaları yürüten bir hükümetle yaşatabiliriz. Artık bunun bilincine varmaları gerekiyor. Hepimizin bunu artık kavramamız gerekiyor. Ve bunu yapabilecek olan program, irade, kadro yalnızca şu anda, yalnızca diyorum, son derece eminim bundan, biliyorum çünkü, yalnızca Vatan Partisi'nde var. Ve Türkiye'nin çıkışını, Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak olan Doktor Doğu Perinçek'in önderliğinde Vatan Partisi'dir. O yüzden bütün arkadaşlarımı 100 bin imzaya katkı vermelerini istiyoruz buradan ve bu hukuksuzluğa bir dur desinler. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Haber Artı programımızın sonuna geldik. Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İnci Özlü stüdyodan sorularımızı yanıtladı. Tiyatro oyuncusu Sayın Tunç Günbay telefonla bağlandı. Besteci Sayın Sıdıka Özül ile telefon bağlantısıyla görüşlerini bizlere aktardılar. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre bir kez daha hatırlatalım. Bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için 4 ila 9 Mayıs tarihlerinde bağlı olduğunuz Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat giderek başvuruda bulunmanız gerekiyor. 3 değerli konuğumuzda Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in adaylığı için çağrıda bulundular. Ve yayınımızın sonuna geldiğimizi ifade edelim. Son olarak şunu da ifade edeyim. Sayın Özdil az önce Sayın Perinçek'in adaylığı için destek olan sanatçıları saydı. Yarın Aydınlık Gazetesi'nde daha ayrıntılarıyla birlikte hem aydınların hem sanatçıların olduğu bir haber olacak Aydınlık Gazetesi'nde. Onu da buradan duyurmuş olalım diyelim. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.